Çok zor bir dönem. Gerçekten zor bir dönem. Çünkü işte yaşanan fiyat artışları Doğru. çerçevesinde memur, emekli, bunlara yapılan artış oranları, bunların hepsini bir çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Ama işaret ettiğiniz gibi birçok aslında haksız durumda maalesef ortaya doğru, çıktı. Doğru, yani mesela, o haksızlıkların giderilmesi gerekiyor. Geçen haftaki programlarımızda da konuşmuştuk. Yani tamam bir çalışma yok mesela bu kademeli emeklilikle ilgili ama olması gerekir. Doğru. Yapılması gerekir. Çünkü öyle mailler alıyorum ki, izleyenlerimizden öyle şikayetler geliyor ki mesela aynı işteler, aynı yaştalar ama kişi bir gün önce sigorta kaydı başlamış. Doğru, doğru. Hatta işveren öbürünü unutmuş, 9 Eylül'de yapmış. Şimdi arada 17 yıl fark ediyor. Olacak iş mi değil mi? Olacak bir günle 17 yıl. Yani evet, bu yüzden muhakkak bir düzenleme yapılması gerektiği kanaatindeyim. Hı. Çünkü yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bu adil olmayan durumda bence ileride hükümetin muhakkak gündemine gelecektir, değerlendireceklerdir. Zaten geçtiğimiz hafta buna ilişkin bir hususta da Sayın Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız açıklama yaptı. Hani şu anda gündemde yok ama ileride olabilir dedi. Bu da aynı EYT gibi bir sürece girecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu durumu ortadan kaldırmak gerekiyor. Peki, gelelim şimdi bu 5 puanlık artış, evet, emekli zamları, emekli maaşına, aylığına yapılan zam. Şimdi kafaları karıştıran bir kavram var. Hı hı. Kök aylık, evet, kavramı ki bir anda bütün hesabı, evet, şaşırttı insanların. Şimdi en düşük emekli maaşı 7500 liraydı. %40 küsür zam geliyor. Şimdi bir bakıyorsunuz tamam yükseliyor. 10 bine tamamlandı, 7500, evet, deniyor. Şimdi soru şu, bazı 7500 lira alan kök aylığında da buna yakındı. 7500 lira alanların kök aylığı da buna yakındı. 7500 lira. Onlara %42,6 mı eklenecek yoksa 10 bin lira mı şimdi alacaklar? Ne olacak o artış? Evet, Ahmet Arpat, bunlar hakikaten böyle teknik ve vatandaş da haklı olarak yani nedir benim artış oranım, doğru, diye soruyor. Bir defa şunu söyleyeyim, dün Sayın Cumhurbaşkanı 42,6'lık toplamda 42,6'lık açıklamayı yaptı, artışı yaptı. Yani bu daha önce 37,57 idi çünkü enflasyon, son 6 aylık enflasyon dikkate alındı. Ama memurlarınki yüksek çıkınca onu dengelemek için bir artış olacağı kesindi. Ne kadar olacağı belli değildi ama dün açıklandı ve sonuçta 42,6 oldu. Şimdi hiç kafa karıştırmadan şunu söylemek lazım. Bütün aylıklara yani kök aylık dahil, yani kişinin taban aylığı, bizim sosyal güvenlik sisteminde bir taban aylık var yani onun altında ödenmiyor. Ama kişinin kök aylığı 6 bin lira olabilir, 5 bin 500 lira olabilir. Onu 7 bin 500'e tamamlıyordu. Şimdi hepsine %42,6 yapılacak. Tamam. Eğer %42,6'lık artışla birlikte sizin aylığınız eğer 10 bin liranın altında kalmışsa o zaman bu 10 bin liraya tamamlanacak. Tamam. Ben şimdi girerken de onun küçük bir hesabını yaptım. Hemen bir çarpma işlemiyle 7.015 lira. Yani 7.015 lira ve altında kök aylığı olanların ki 10.000'e tamamlanacak. Ama kişinin diyelim ki mesela o hesabı da yaptım. Diyelim ki 7.500 lira kök aylığı. Ona %42,6'yı uyguladığımızda 10.000 küsür 10.500 orada kalıyor. Orada kalacak. Yani oradaki demez mi haksızlık var? Daha benden az maaş alana bir şekilde seyyanen de bir katkı veriyorsunuz ama bana o katkıyı vermiyorsunuz. Yok yani bizim taban aylık uygulamasında temel prensip şu. Hani sosyal adalet gereği, gelir koruma anlayışı gereği belli bir seviyeye çekmek. Tamam. Bu da ondan kaynaklanan bir şey. Peki. Tabii ki hani o farklılıklar var. Bugün zaman zaman gündeme de geldi. Hı. Aslında ifade ettiğiniz gibi burada da köklü bir çözüme ihtiyaç var. Yani kök aylık, taban aylık ayrımına gitmeden hepsini artık belli bir çizgiye çekip onun üzerinden devam etmek bence daha doğru olur. Doğru. Peki şimdi ek zam tamam, evet, açıklandı. Hangi aydan itibaren? Vallahi şimdi normal koşullarda, şimdi Ocak ayında açıklanan, resmi gazetede yayınlanan zam oranları çerçevesinde bu 37,57 SSK ve Bağkur onlarınki... Yattı. Efendim? Yattı değil mi? Yok, yatmaya başladı. 17'sinden itibaren doğru, SSK, 26'sından sonra da Bağkur'ların ki yatacak. Bu %5'lik fark ne zaman olur? Onu biraz araştırdım. Yanılmıyorsam SGK bunları da
böyle bir artış geleceğini bence hesap ederek bir çalışma yapmışlardır. Şubat ayının ilk haftasında bu farkları yatırırlar. Hı. Yani bu 42. Yani bir sonraki maaşı beklemeden. Beklemeden ben büyük ihtimalle daha önce farkların yatacağını düşünüyorum. Zaten memur ve memur emeklileri için biliyorsunuz %49,25'lik bir artış meydana gelmişti. Onların farkları da 15 Ocak'tan itibaren yatmaya başladı. Hı. Ama bu son artış tahmin ediyorum Şubat ayının ilk haftasında farklar yatar. Şubat ayında normal zamanda da zamlı yani 42,6'lık artışlarla alırlar. Hı hı. Tabii kolay değil, SGK açısından kolay değil. 15 milyona yakın insan var toplam emekli olarak. Bunların özellikle online olarak yapılması vesaire zaman alıyor. Ama Şubat ayını hedeflediklerini, ilk haftasını hedeflediklerini biliyorum. Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını dinlerken havada kalan bir konu vardı. Ya da kafa karıştıran diyelim. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Temmuz ayı ile birlikte biz bu memur, SSK, Bağkur tüm emeklilerin zam oranını eşitleyeceğiz. Evet. Ne demek istedi Sayın Cumhurbaşkanı? Bundan sonra tüm emeklilere aynı oranda mı zam yapılacak? Şimdi şöyle Ahmet Arpat, aslında iki gruba ayırmak lazım. Yani bir memur ve memur emeklilerin artış oranları ve SSK Bağkur. Doğru. Kanun gereği memur ve memur emeklisinin artış oranları toplu sözleşmeyle belirleniyor. SSK ve Bağkur'unki ise son 6 aylık enflasyon oranında artıyor. Hal böyle olunca geçtiğimiz hafta da yanılmıyorsam Ahmet Ergen ve Benel Yalçın katılmıştı Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın toplantısına. Orada ilk işareti vermişti aslında Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Şimdi 49.25'le memur emeklisininki daha yüksekte kaldı. Arada 12 puanlık bir fark oluştu. Bunun hepsini kapadıkları zaman Temmuz ayında toplu sözleşmenin ikinci 6 ayını dikkate aldığımızda bu sefer SSK ve Bağkur öne geçecek. Bu sefer memurunki, memur emeklisininki aşağıda kalacak. İkisini dengelemek adına ben bu %5 oranındaki artışın yapıldığını düşünüyorum. Hı hı. Sebebi şu. Şimdi ilk 6 ayda 2024'ün ilk 6 ayında memurlar için toplu sözleşmede öngörülen zam oranı %10. Doğru. Ve enflasyon farkı da Temmuz'da ödenen 15'in üzerine çıkarsa. Diyelim ki %20 bir enflasyon oldu. Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi çerçevesinde söylüyorum ilk 6 ay için. Anladım. O zaman ne olur? Memur %10 toplu sözleşme zammına ilave olarak %15'i geçen 5 puanlık enflasyon farkını alır ve %15'te kalır. Ama SSK ve Bağkur %20'ye çıkar bu sefer. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemek istediği bu. Yani ikisini aslında bu Ocak ayında yapılan bu artışlar, dün açıklanan artışlar da aslında Temmuz'a bakılarak yapıldı. Anladım. Yıl içerisinde bunu dengelemek adına. Ama bundan sonra hep aynı mı olacak? Hayır. Biri top sözleşmeyle belirleniyor. Diğeri enflasyonla. Burası önemliydi. Ama sonuçta yani adil bir emekliler arasında artış yaratabilmek için de birbirine yakın olması gerektiği hükümetin hep gündeminde zaten. Doğru. Onu da bu tip ayarlamalarla yapıyorlar. Şimdi bir başka konu. Evet. Emeklilik sistemine baktığımızda sadece emekli maaşı alanı kapsamıyor. Tabii. Uzun bir dosya yani 50 yıla yayılan belki genelde hep öyle söyleniyor. 50 Doğru. yıllık bir dosya açılıyor. Ki işte emekli maaşını alan hayatını kaybederse Tabii. eşine, dul eşine, Tabii. kız çocuklarına o ki. Maaş ödemesi devam ediyor. Şimdi %42,6 zam oranı. Bu zam oranı ölen eşinden ya da babasından emekli maaşı alanlara da yansıyacak elbette, mı? Elbette. Onlara da yansıyacak. Biz dosya bazında diyoruz buna. Hani kişi vefat etmiştir ama ölüm aylığı alan yakınları bulunur. Eşi vardır, çocukları vardır. Doğru. Mesela eşi eğer %50 oranında bağlanmışsa eşinden dolayı diyelim ki 10 bin lira. Şimdi taban aylık 10 bin lira oldu ya. 10 bin lira diyelim ki normalde kişinin aylığı belirlendi. Eşi %50'si 5 bin lira alacak. Diyelim ki kız çocuğu vardı ona %25 bağlandı. Doğru. O da 2500 lira alacak. Ama bütün bunlar ona uygulanmış olacak zaten. Anladım. Peki son soru dul ve yetim aileyle 65 yaş aileye. Bunlar da yükseliyor mu? Nasıl belirleniyor? Dul ve yetim aileyi biraz önce dediğim gibi onlar da aynı zaten. Şekilde şey yapacaklar. %42,6'lık artıştan yararlanacaklar. 65 yaş aileyi farklı bir konu. Yani tamam sosyal güvenlik sistemi içerisinde değerlendirilebilir ama daha çok sosyal yardım ve hizmetler içerisindeki bir konu. 65 yaş aylığı herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dahil olmayanlara yani bir sosyal güvencesi olmayan
65 yaşını doldurmuş kişilere verilen bir şey. Bunun da belli sınırları var. Doğru. İçinde yaşadığınız hanede eğer kişisel olarak aylık geliriniz net asgari ücretin 1/3'ünden daha düşükse ve bunu gittiğiniz il, ilçedeki sosyal yardım vakıfları tarafından eğer test edip de gerçekten öyle olduğu öğrenilmişse başvurabilirsiniz. Oradaki 65 yaş aylığının miktarı da memur maaş katsayısına göre açıklanıyor. Bu konuda da Sayın Mahinur Göktaş Bakan geçen bir açıklama yaptı. Ben de not aldım. Temmuz ayında 2348 lira olmuştu. Şimdi 3504 liraya 65 yaş aylığı. Yani memur maaş katsayısındaki artış yansıtınca %50 civarında yansıtınca bu kadar artmış oldu. Peki. Cem Kılıç teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aydınlattığınız için sağ olun.